Merhamet yüceliktir masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kavru zaman içinde, bir gece sevgili aynacık yine gelmiş padişah kızının başucuna. Masalını anlatmaya başlamadan önce demiş ki, sevgili padişah kızı, büyük kalpler büyük binalar gibidir. Daima kendilerini gösterir. Pencereden baktığında göremediğin dağın ardında küçücük bir devlet varmış. Küçük bir devletmiş ama insanları pek şirinmiş. Irmakları, dereleri, ağaçları, çiçekleri, her şeyi küçücükmüş bu devlet. Hem de pek güzelmiş. İşte bu devletin bir de padişahı varmış. Sarayında oturur, hiç usanmadan düşünür dururmuş. Artık dayanamayacak hale gelmiş. Vezirlerini çağırmış yanına. Zaman kaybetmeden haber salın memleketin dört bir köşesine. Her kim bana Hızır'ı getirirse, dilesin benden ne dilerse. Her bir isteği emirdir benim için. Artık gücüm kalmamıştır. Bu merak bir gün öldürecek beni. Vezirler bir telaşla emri yerine getirmeye çalışmış. Memleketin sağına soluna, altına üstüne, kuzeyine güneyine, doğusuna batısına adamlar gönderilmiş. Padişahın bu sözleri insanlara duyurulmuş. Duyduk duymadık demeyin. Padişahımız Hızır'ı görmeyi arzu etmektedir. Her kim padişahımıza onu gösterebilirse kıymetli hediyelerle ödüllendirilecektir. Duyduk duymadık demeyin. Bir haber gelir ümidiyle uyku nedirmemiş. Sabahlara kadar pencerelerde geleni gideni gözetler olmuş. Neredeyse gökte uçan kuşu kendisine geleceğini zannederek yakalatacakmış. Vezirler korkmaya başlamışlar. Aman padişahımızı bu dertten bir an önce kurtaran biri çıkmalı. Yoksa aklını kaçıracak. Aradan bilmem kaç ay geçtikten sonra çiçeklerin meyveye durduğu bir bahar sabahı bir adam gelmiş saraya. Kendinden emin bir hali dimdik yürüyüşü varmış. Kapıcıya demiş ki tez padişahımıza haber salın. Kendisiyle görüşmek isterim. Ona güzel haberler getirdim. Kapıcı önce umursamamış bu hali perişan adamın sözleri. Padişahımız senin gibi birisiyle zaman kaybetmek istemeyecektir. Ne diyeceksen bana de. Ben padişahımıza veririm. Adam, ben bilmez miyim padişahımızın çok meşgul olduğunu demiş. Fakat haberi Hızır'dan getirdim. Çok önemli kapıcı. Hızır ismini duyar duymaz telaşlanmış. Sen buradan ayrılma, hemen geliyorum diyerek vezirlerin yanına koşmuş. Vezirler bu adamın gelişine pek sevinmişler. İnşallah demişler. İnşallah bu adam padişahımızı bu dertten kurtarır. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Hiç zaman kaybetmeden adamı çağırmışlar. Padişaha da haber vermişler. Sevgili padişahımız, Hızır'dan haber getiren bir adam sizinle görüşmek istiyor. Huzura çağıralım ister misiniz? Padişah öyle heyecanlanmış, öyle sevinmiş ki hemen gelsin. Adam gururla o ihtişamlı kapıdan içeri girdi. Sanki padişah kendisi her şey onun elinde başlamış konuşmaya. Efendimiz, duydum ki Hızır'ı görmek istiyorsunuz. Ben bu isteğinizi yerine getirebilirim. Ama onu size ancak 4 yıl sonra gösterebilirim. Yalnız bir şartım var. Bu 4 yıl içinde her isteğimi yerine getireceksin. Bir dediğimi 2 edilmeyecek. Padişah dinlemiş, dinlemiş. Sonra da tamam demiş. Bir dediğini 2 edilmeyecek. 4 yıl boyunca dilediğini her şeye sahip olacaksın. Hiç kimse sana karşı gelmeyecek. Fakat 4 yılın sonunda bana Hızır'ı getiremezsen, eğer sözümde durmazsan ölüm için hazırlan. Adam kendinden emin bir şekilde sesini de gürleştirerek beni dilediğiniz şekilde öldürebilirsiniz efendim demiş.
ve padişah emir buyurmuş. Adama bir köşk hazırlanmış. İçi altınlarla doldurulmuş. Bu dünyada sahip olunacak ne kadar şey varsa bir bir verilmiş. Adam halinden memnun. 4 yıl sonrasını hiç düşünmeden yaşamaya başlamış. Fakat 4 yıl nedir ki? Göz açıp kapayıncaya kadar gelir geçer. Nitekim giden günlerin hiç farkına varmadan adam bir de bakmış ki 4 yıl bitivermiş. Bir telaştır başlamış. Padişaha gidip ne diyeceğini bilemiyormuş. Hızır'ı nerede bulsun da getirsin. Eğer yalan söylediğini padişah öğrenirse onun çok sinirleneceğini de biliyormuş. 4 yıl önce konuştuklarını birden hatırlayıvermiş. Tek çareyi kaçmakta bulmuş adam. Şehirden çok uzakta bir yer bulmuş kendisi. Ve orada gizlenmeye başlamış. Padişah adamı getirmeleri için köşke askerlerini göndermiş. Fakat adamın kaçtığını öğrenmişler. Bütün askerler şehrin her yerini araştırmaya başlamışlar. Adam gizlendiği yerde gece gündüz dua edip yalvarıyormuş. Beni kurtar. Bu kuyudan çıkmama yardımcı ol. Bunu ancak sen yapabilirsin. Beni kurtar. Beni kurtar. Korkudan titrer titriyormuş. O sırada yanı başında bir dedecik görüyor. Nasıl ve nereden geldiklerini anlayamamış dedecik. Dedecik adama bakmış, hali perişan, sormuş. Neden korkuyorsun? Kimden saklanıyorsun? Bana anlatırsan belki çaresini bulabiliriz. Adam her şeyi açık açık anlatmış dedecik. Dedecik de hiç konuşmadan dinlemiş onu. Sonra da haydi beni padişaha götür. Onu bir de ben göreyim. Şehre doğru yola çıkmışlar. Saraya daha varmadan padişahın askerleri yolları kesmişler. Adamı ellerinden bağlamışlar. Doğruca saraya götürmüşler. Dedecik de adamın yanındaymış. Padişah adamı görünce işte 4 yıl doldu demiş. Bana Hızır'ı gösterme vaktin geldi. Her isteğini yerine getirdim. Şimdi sıra sende. Sen de benim isteğimi yerine getirmelisin. Yoksa öleceksin. Adam çaresiz. Başını öne eğmiş ve efendimiz ben size yalan söylemiştim demiş. Padişah bir vezirlerine, bir adama, bir dedeciye bakmış. Ve şunları söylemiş. Sen bize yalan söyledin. Öyleyse bunun cezasını çekmelisin. Padişah önce birinci vezire, bu adama nasıl bir ölümü uygun görürsün diye sormuş. Birinci vezir, sevgili padişahımız, bence bu adamı parça parça edelim, parçalarını meydana asalım. Böylece hiç kimse size yalan söyleme cesaretini bir daha gösteremez. Bu cevap üzerine dedik. Herkes aslanacak. Sıra ikinci vezire gelmiş. O da fikrini sormuş. Bu yalancıyı bir kazana koyup kaynatalım. En güzel ceza bu olur. Bu cevap üzerine dedecik yine. Herkes sıra çeker. Üçüncü vezirde konuşmamış. Bu adamı bir tepsiye koyup fırında kebap gibi pişirmeli. Dedecik bu sefer de aynı şey sormuş. Herkes aslanacak. Sıra dördüncü vezire gelmiş. Padişah onun düşüncesini de öğrenmek istiyormuş. Dördüncü vezir, ey padişahımız demiş. Siz merhametli bir hükümdarsınız. Hızır'ı ne kadar görmek istediğinizi biliyorum. Öyleyse Hızır aşkına bu adamı affedin. Çünkü onu bağışlamanız size yakışan bir harekettir. Mutlaka bunun karşılığında büyük mükafatlar verilecektir. Bu sözlerin sonunda dedecik yine aynı cümleyi söylemiş. Herkes aslına çeker. Padişah dayanamayıp dedeciğe dönerek konuşmuş. Kimsin bilmiyorum. Fakat vezirlerim için hep aynı şeyi söyledin. Bu ne demek? Dedecik padişaha şu cevabı vermiş.
Ey padişah, birinci vezirin bir kasabın oğludur. Bu yüzden adamı bir kasap gibi parçalayıp astı. İkinci vezirin bir aşçının oğludur. O da adamı yemek gibi kazana koyup kaynattı. Üçüncü vezirin bir kebapçının oğludur. Bu sebeple adamı fırına koyup pişirdi. Dördüncü vezirin ise bir alimin oğludur. O affedilsin dedi. Çünkü merhametli olmayı öğrenmişti. Hepsi de görgüsüne göre ceza verdi. Bu sözleri dinlerken padişah düşünceye dalmış. Tam da bu sırada dedecik, "İşte ben Hızır'ım," demiş ve ortadan kaybolmuş. Padişah hemen tahtından kalkmış, dışarıya bakmış fakat hiçbir şey görememiş. Sonra da şunları söylemiş. "Bu dünyada Hızır'ı görmeyi öyle çok istemiştim ki, bu adam sayesinde işte gördüm. Bana insanları nasıl tanıyacağımı da öğretti ve merhametli olmanın ne kadar güzel olduğunu gösterdi. Böylece adam ölümden kurtulmuş ve padişahla beraber sarayda yaşamaya başlamış. Yine bir dediği iki edinmiyormuş. Ama artık adam hiçbir şey istemiyormuş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı yasanın başına, biri okuyanın, biri de bu masalı dinleyenin başına.